Sürece RPA dahil edilirken nelere dikkat edilmeli? Sektör içerisinde gelişmekte olan teknolojiler hakkında farklı görüşler mevcut. Ancak böylesine rekabetçi bir alanda ayakta kalabilmek için işletmelerin cesur kararlar alması gerekiyor. Ve yeni teknolojileri de benimsemesi gerekiyor. Herkes iş gücü maliyetlerini en aza indiren ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran bir çözüm arayışında. RPA tam bu noktada devreye giriyor. İş süreci otomasyonunun nasıl etkin bir şekilde yönetildiğini ve sunulduğunu tasavvur etmek sadece bir sözden ibaret değil. İşletmelerde hızla artan bir trend haline geliyor. RPA'ler sürece dahil edilirken nelere dikkat etmeliyiz? Kural tabanlı olmasına, tekrarlayan süreç olmasına, standart girdi bulunmasına ve stabiliteye. Kural tabanlı olması. Süreçte alınan kararlar önceden tanımlanmış bir mantıkta olmalıdır. İstisna oranı ya çok düşüktür ya da iş mantığına dahil edilebilir. Tekrarlayan süreçler. Dört tür süreci ayırt edebiliriz. Manuel ve tekrarsız, manuel ve tekrarlı, yarı otomatik ve tekrarlayan, otomatikleştirilmiş. Unutmayın, yüksek istisna oranı veya bir iş mantığına entegre edilmeyen faktörler nedeniyle manuel kalması gereken veya tekrarlayan süreçler otomasyon için iyi bir aday değildir. 3. Standart girdi. Süreçteki girdi ya elektronik olmalı ve kolayca okunabilir olmalı ya da RPA ile ilişkilendirebilecek bir teknoloji de olmalıdır. Örneğin OCR gibi. 4. Stabilite Belirli bir süredir aynı olan ve önümüzdeki aylarda herhangi bir değişiklik beklenmeyen süreçler, diğer kriterleri de karşılamaları koşuluyla otomasyon için iyi adaylardır. Otomasyon karmaşıklığı etmenleri Bu kriter seti, bir süreci otomatikleştirmenin ne kadar zor olduğunu belirler. 1. Ekran sayısı RPA, Robotu ekran düzeyinde görevleri yerine getirecek şekilde programlayarak çalışır. Ekran sayısı ne kadar yüksek olursa süreç otomasyonunda önce o kadar çok öğenin yakalanması ve yapılandırılması gerekmektedir. 2. Uygulama türleri Bazı uygulamalar daha kolay otomatikleştirilebilir. Ofis paketleri ve tarayıcı gibi. Diğerleri otomasyon çabasını büyük ölçüde arttırır. Örneğin ana bilgisayar. Ve ne kadar farklı uygulama varsa ekran sayısı da artacaktır. Bu durumda bir önceki madde geçerlidir. 3. İş mantığı senaryoları bir otomasyon karmaşıklığı iş mantığındaki karar noktalarının sayısı ile artar. Temel olarak her bir senaryo sayısının iki katı ile çarpılabilir. 4. Girdi türleri ve sayısı Daha önce belirtildiği gibi standart girdi tercih edilir. Yine de otomasyondan etkilenecek her tedarikçi için bir standart girdinin, örneğin fatura gibi, yapılandırılması gereken durumlar vardır. Ayrıca standart olmayan girdiler en karmaşık olanı serbest metin olmak üzere farklı karmaşıklık dereceleri de olabilir.